saymaya kalkarsam zaman biraz daha ötelenmiş olacak. Gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepeden tırnağa görev, yetki, sorumluluk alsın almasın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerine sahip çıkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi kültürüne sahip çıkan çok kıymetli yoldaşlarım, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli konuklar, basınımızın değerli temsilcileri, Sayın Divan, hepinizi bu güzel, bu heyecanlı, bu coşkulu ve İzmir'imizin ve ülkemizin geleceğine ışık tutacak olan İzmir İl Kongremizde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, gün birleşme günü, gün dayanışma günü, gün paylaşma günü, gün birbirimizle kaynaşma günü. Omuz omuza, el ele, kol kola mücadele günü. Değerli arkadaşlar, gün hak, hukuk, adalet diyenlerin günü. Demokrasi isteyenlerin günü. Barıştan, özgürlükten, kardeşlikten yana olanların mücadele günü. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü diyenlerin günü. Ve bunu savunanların, bunların mücadelesini verenlerin günü. İnanç özgürlüğünü, laikliği savunan, koruyan ve yaşamı pahasına bunların arkasında duranların günü olmalıdır. İşsizi, işçisi, köylüsü, çiftçisi, esnafı, emeklisi, köleleşmiş hale gelen taşeron işçisi, üreteni, değer katanı ile ezilenden, insanca ve hakça yaşamdan yana olanların günü. Parti içi ayrışmaların, küskünlüklerin, kırgınlıkların değil, bunları bir kenara atıp birlikte omuz omuza mücadele etmeyin, sevgiyle kucaklaşmanın günü. Baskılara, zulme ve faşizme karşı mücadele günü. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, evet, Sayın Genel Başkanımız da her yerde, her fırsatta söylüyor, Cumhuriyet Halk Partisi avukatların bürolarında, odalarında imzalanarak kurulmuş bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluş mücadelesiyle cumhuriyeti kuranların şehit vererek, gazi olarak bu mücadeleden çıkmış bir partidir. Cumhuriyetin kurucu partisidir. Ve kurulduğu günden bugüne kadar da kurduğu ilke ve değerlere sahip çıkan, onu yaşayan, onu yaşatan ve onu ilelebet yaşatacak olan yegane partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Yunus Emre'lerin, Pir Sultan Abdal'ların, Hacı Bektaş'ların, Mevlana'ların, Şeyh Bedrettin'lerin, Nazım Hikmet'lerin, deniz gezmişlerin, vatanı uğruna şehit olmuş Kuvayi Milliyecilerin, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Gelin bugün de, gelin bugün de onların bu gönül mirasına, onların bizlere bıraktığı bu yürek mirasına, bu mücadele ruhuna, bu dayanışma ruhuna, bu hoşgörü ruhuna ve bu vatan mirasına hep beraber sahip çıkalım. Değerli arkadaşlar, ülkenin içine sürüklendiği, bir yangın yerine dönmüş olan ülkenin içine sürüklendiği durumu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Çok fazla girmeyeceğim. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum.
Artık bu zengin daha zengin olsun, birilerine iş aç yaratır diyen neoliberal anlayışı bir kenara atıp dönüşüm öncelikli kaldırmacı ekonomik modeli öngörü öncülüğünün AK Partisi yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasıyla nitelikli emek ve katma değeri yüksek ileri teknolojik üretimin getireceği sürdürülebilir, dengeli bir kalkınma modelini öngörüyoruz. Onun için diyoruz ki asgari ücret 2000 lira, o bile az. Onun için diyoruz ki kölelik düzeni olan taşeron kaldırılmalıdır. Emeğin yüce olan değeri bulmalıdır. Onun için diyoruz ki grevli, toplu, sözleşmeli, sendikal haklar her çalışan için, her emekçi için istisnasız olmalıdır. Onun için diyoruz ki ne ezilen ne ezen insanca, hakça bir düzen. Değerli dostlar, maalesef siyasal iktidar 15 yıl boyunca yaptığı bir tek iş var. Dindar ve kindar nesil yetiştirme çabası ve gayreti ve bu anlayışın sonucunda memleketi ikiye değil, ikiye bölmek değil, memleketi paramparça eden bir sürece taşıdı bu ülkeyi. İnsanımız birbirine düşürüldü. Etnik kimliğiyle birbirine düşürüldü. Meslek kimliğiyle birbirine düşürüldü. Vatanımızın her yerinde acı ve gözyaşı. Şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarımız şimdi de terör şehitleriyle sulanmaya başladı. Toplumsal barış tamamen ortadan kalktı. Komşularımızla artık dostluk değil, bir savaş ilişkisi içerisine girdik. Kin, nefret, öfke dili ne yazık ki egemen olmuş bir dil haline geldi. Bu toplumun her alanında, her kesimde değil, siyasetin de diline ne yazık ki bulaştı. Değerli dostlar, artık yeter diyoruz. Başka bir Türkiye mümkün diyoruz. Bu ülke insanı, milletimiz AKP iktidarına mahkum değildir diyoruz. İnsanca, mutlu, huzurlu, sevgi ve barış içinde bir arada kardeşçe bir yaşam mümkün diyoruz. Ve bunu sağlayacak olan yegane güç, yegane örgüt kimdir size soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Önce kendi evimize bakacağız. 8 ilçede belediye başkanlığını yitirmişiz. Acı bir şey. Önce önümüzde az önce Taceddin Bey'in bahsettiği bir yerel seçim var. Bir yerel seçimin İzmir'de kaybettiğimiz 8 ilçeyi almakla yetinmeyip partimizin oylarını daha da yukarıya taşıyacak bir çalışma içerisinde olmamız, bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Sonra da Ankara'yı alacağız, İstanbul'u alacağız, Bursa'yı alacağız, Balıkesir'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Mersin'i alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olmadığı neresi varsa orada Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız. Ve memleketin her karış toprağını bu karanlık zihniyetten kurtaracağız. Evet, şimdi bu kurultayda da önümüzde birden fazla aday arkadaşımız var idi. Tek bir aday üzerinde uzlaşı diyerek, buluşuyoruz diyerek ortaya çıkmak doğru değil miydi? Yöntem olarak doğru değildi. Örgüt iradesinin üzerinde bir irade ortaya koymak doğru değildi. Aday olmak isteyen ancak yetkili, sorumlu kişilerin uzlaşı adayımız budur dediğinde buna cesaret edemeyen delegelerimizin iradesini düzenli ipotek koymak doğru değildi.
onlar doğru değillerdi arkadaşlar. Ama doğru olan neydi? Özgürce kim aday olmak istiyorsa aslanlar gibi gider, delegasyona kendini anlatır. Ben böyle birisiyim, bunu yapacağım, partimizi buraya taşıyacağım, ülkemizi bu beladan, AKP belasından şöyle kurtaracağım. Yöntemim budur. Partimizin ilke ve değerlerine ve programına şöyle sahip çıkıyorum diyerek delegasyondan oy isteyen ve %10 imzayı bulabilen, delegasyonun iradesini arkasına almış olan kim olursa bu kürsüye çıkıp aday olabilmek ve kendini ifade edebilme hakkını kimsenin elinden alma hakkı da olamaz. Bu nedenle yöntem yanlıştı. Adaylar ortaya çıkar, kendi aralarında uzlaşabiliyorlarsa uzlaşırlar ve örgütün iradesi bu anlamda tecelli ederdi. Geldiğimiz nokta, iki gencecik arkadaşımız, pırıl pırıl arkadaşımız, gözleri ışıl ışıl iki arkadaşımız burada aday olarak ortaya çıktılar. Dört aday vardı ama diğer iki arkadaşımızın imza toplayamamış olduğunu zannediyorum. Bana bir bilgi gelmedi bu konuda. Onların hakkını yememek adına onları da ifade edeyim. Ama şimdi esas olan buradan sandıktan çıkacak sonuçtur. Esas olan sizin iradeniz. Esas olan örgütün mahallelerinden süzülerek gelmiş, ilçe kongrelerinden süzülerek gelmiş örgüt iradesidir. Bu irade tecelli edecektir. Ama İzmir'i şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kimsenin 2019 yılında yapılacak ne yerel seçimlerde, ne genel milletvekili seçimlerinde, ne de cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sürece yönelik bireysel istikbal çabalarıyla örgütün, delegenin iradesinin üzerine baskı kurmaya, ipotek koymaya da bir hakkı söz konusu olamaz. O nedenle bugün seçimler sonrasında ortaya çıkacak kim olursa bizim İzmir'in yeni dönemde Türkiye'ye ışık saçacak, Türkiye'ye aydınlık bir gelecek sunacak İzmir'in sonucunda bir bütün olması, bir yumruk olması, bir güç olması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ilçe belediye başkanlarımıza, bütün örgütümüzün görev yetki sorumluluk sahibi arkadaşlarımıza, milletvekillerimize hep beraber omuz omuza sahip çıkarak İzmir'i ve ülkemizi iktidara taşımaktır. Önümüzde iki seçenek var. Ya karanlık ya aydınlık. Ya baskı ve zulüm ya özgürlük ve barış. Ya otokrasi yani bir tek adam diktatörlüğü ya demokrasi yani güçlü bir parlamenter yönetim. Ya parti devleti ya da demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Kongremizin partimize, ilimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine iyilikler, yararlar getirmesini diliyorum. Bu kongreden çıkacak sonuç her ne olursa hepimizin yönetime, kaybeden arkadaşlarımızın da el birliğiyle seçilecek arkadaşlarımıza omuz vermeye ihtiyacımız var. Hiçbirimizin artık bundan sonra bir kenara çekilmek, bir küskünlük içerisinde partiye küserek pasif hale gelmek gibi bir lüksü olamaz. Bu mücadelede partimizin ve demokrasinin, hak, hukuk ve adaletin kazanması dileğiyle diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar.